Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Sizlerle bugün 7. sınıf matematik dersinde tam sayıların kuvveti yani üslü ifadeleri göreceğiz arkadaşlar. Buyurun dersimize. Şimdi arkadaşlar üslü ifadeleri göreceğiz dedik. Üslü ifade nedir? İşlem önceliği anlatılırken ne demiştik hatırlıyorsanız 6. sınıf derslerimizde bu vardı. İşlem önceliğinde önce üslü ifade varsa üslü ifade, sonra parantez varsa parantez, sonra çarpma bölme, sonra toplama çıkartma yapılır diyorduk. Üslü ifade birinci öncelik diyorduk. Peki nedir bu üslü ifadeyi bir gösterelim. Herkes gösteriyor a üzeri b, korkmayın a üzeri b yani 2 üzeri 3 örneğini verdim. Burada a ve 2 bunlar taban. Alttaki sayılara taban denir. Üstündeki küçük yazılan, köşesine yazılan sayılara da bunlar da arkadaşlar üst bakın üst değil. Üst demek kıyafet giysi demektir. Üst denir ya da kuvvettir. Üst ya da kuvvet olaraktan adlandırılır. Nasıl yani? A üssü B ya da A'nın B'inci kuvveti ya da 2 üzeri 3 ya da 2'nin 3. kuvveti diye okunur. Bu okunuşu. Peki bunun karşılığı nedir? Bu nasıl açılır ve nasıl yazılır? Biraz bundan bahsedelim arkadaşlar. Mesela a üzeri b dediğinde a sayısını üstteki sayısı kadar kendisiyle çarpmak demektir. Yani a üzeri b diyelim eşittir. A çarpı a çarpı a çarpı a gidiyor. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Bunlar b tane. Bakın burası b. B tane a sayısını kendisiyle çarpıyoruz. Bunun işi yapalım bakalım. 2 üstü 3 diyelim. 2 çarpı 2 çarpı 2. 3 tane 2'yi yazdım ve kendileriyle çarpıyorum. Ne oldu? 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 de 8 oldu. Burada 3 tane olduğunu gösterelim. Eşittir 8. Aman bazen hocam 2 ile 3'ü çarp 6 diyen arkadaşlarımız çıkabiliyor. Üste dikkat edelim. Üstteki sayı kadar üstteki sayı adedi gösterir. Alttaki sayıyı kendisiyle çarpacağımızı ifade ediyoruz. Basit üslü sayıları şöyle bir arkadaşlar gösterelim bir. Basit örneklerimizi yazalım sizlerle beraber. Hemen bakalım. Şöyle ifade edelim. Örneğin 3 üssü 1, 3 üssü 2, 3 üssü 3, 3 üssü 4. Bunları bir açmaya çalışalım sizde. Sonra dönelim. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6'ya kadar çıkalım. Hangi sayı olursa olsun üssü 1 demek kendisini bir defa yaz. Bir tane o zaman hocam 3 kendiyle çarptım 3. Yani 3 bir tane 3 yazdım ben. 2 üzeri 1 2 bitti. Hangi sayının üzeri 1 olursa olsun o sayı kendisidir. Bunu unutmuyoruz. 3 üssü 2 ne yapacağız? 3 çarpı 3 ne oldu? 9. 2 üzeri 2 ne oldu? 2 çarpı 2'den 4. Bu üssü 2 demek arkadaşlar aynı zamanda. İki teriminin özel bir terimi var. Kare diyoruz. Üstü 2 olduğu zaman 2'nin karesi. Üstü 2 olduğu zaman 3'ün karesi. 5'in üzeri 2 yazarsa 5'in karesi diye adlandırılır. 2 demek karesidir. 3'ü de arkadaşlar küp olaraktan. Bunu ayrı tutalım. Mesela a üstü 2 karesi. A üstü 3 ne oldu? Küpü. Küp dediğimiz zaman anlayacağız ki üzeri 3. Kare dediğimiz zaman anlayacağız ki üzeri 2. Evet. 2 üzeri 3 ne oldu? Yani 2'nin kübü 2 çarpı 2 çarpı 2 dedik. 4 çarpı 2'den 8. 3 üstü 3. 3'ün kübü 3 çarpı 3 çarpı 3 ne oldu? 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 3 27. 2 üzeri 4'e geldim. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 4 tane 2'yi çarpıyorum. Ne oldu? 2, 4, 8, 16. 3 üstü 4'e geliyorum. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 eşittir ne oldu? 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 3'ten 27. 27 ile 3'ü çarparsak 81 sayısını elde edeceğiz. 2 üstü 5'e bakıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Burası ne oldu arkadaşlar? 4, 8, 16, 32 oldu. 2 üzeri 6'ya bakalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 1 2 3 4 5 6 bu da ne oldu? 64 sayısını elde ediyoruz. Şimdi burada basit bir şeyi ben anlatacağım. Karesi sorusundan kare soruları gelecek. Bakın burada çok önemli bir yere giriyorum şimdi. Buraya pür dikkat. Mesela 1'den 15'e kadar olan sayıların ben karesini bilmeniz gerektiğini ısrarla üzerine başaraktan söylüyorum. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4, 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9, 4'ün karesi 4 çarpı 4'ten 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 10'un karesi 100, 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169, 14'ün karesi 196, 15'in karesi 225. Buraya kadar bilmeniz gerektiğini söylüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Neden? Çünkü bu tip sorular neyle geliyor karşınıza? Videonun bu kısmını durdurup burayı bir yazdığınızı düşünüyorum. Durdurup yazıyorsunuz. Ben siliyorum. Bu soru nasıl gelecek şimdi karşınıza? Hadi bakalım. Mesela bir kare verdi. Şöyle bir karemiz var. Kare nedir? 4 kenarı aynı. Kenarları 90 derece dik. Her kenarı işte A ise A olan. Mesela bir kenarı 7 santimse bunun alanı nedir dediğinde ne yapacağız? Hocam bu 7 ise bu da 7. İki kenarın yani kenarın kendisiyle çarpımı karenin alanını verecek. Yani bunun alanı ne olacak? Bir kenarının karesi, değil mi? Yani burası da 7, burası da 7, burası da 7. Bir kenarının karesi karenin alanını verir. Doğru mu? 7'nin karesi ne? 49. Bu alan. Hadi bakalım. Çevreyi sorsaydı hocam bir kenarını 4 tane var. O zaman 4 ile çarptığımızda biz bunun çevresini buluruz. 7 çarpı 4'ten 28 santim bunun çevresi. Şimdi bu soruda kareyi neden bilmeniz gerekiyor? Bakın 7'nin karesini verdiğimizde hepimiz hesaplayabiliriz. Burası kolay. Ama sana şöyle sordu. Dedi ki siliyorum bu kenarları. Bu soru bakın mükemmel bir soru. Bir daha söylüyorum. Bu soruya 5 yıldız atarım. Diyor ki alanı 36 santimetre kare olan karenin A bir kenarı, B şıkkı da diyor ki çevresini bulun diyor. Hadi bakın yine merhametli davrandım. Kenarını sormayıp çevresini sorsaydım daha fazla kafa karıştırdı ama önce bir kenarını bulun diyorum. Alan 36'ymış. Bir karenin alanı nasıl bulunuyordu? Çevre bir kenarı ile 4'ü çarpıyordum. Alan bir kenarın karesini hesaplıyordum. O zaman hangi sayının karesi 36'dır? İşte bu sayıyı biliyorsanız bunu çözersiniz. O yüzden 15'e kadar olan sayıların karesini ezberleyin dedim. Evet, hangi sayının karesi 36'dır? Cevabı verdiğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar bir kenarımız 6 santim olması lazım ki karesi 36 olsun alanı. Evet, bir kenarı 6 santim. Çevresi ne olacak arkadaşlar? 6 çarpı 4 diyeceğiz. Bu da 24 santim olacak. Mesela çevresini verir, alanını sorar. Çevresi 40 santimse böl 4'e bir kenara 10 santim. Alanı ne olacak? 10'un karesinden 100 sayısını bulacağız. Tamam mı arkadaşlar? Gibi. Devam ediyorum. Tam sayıların kuvvetini ifade etmede. Anlatacağım şeyler var. Eksi sayıların kuvvetlerini alacağız. 0 ne demektir? Üzeri 0 bundan bahsedeceğiz. Mesela üssü 0 olan sayılar. Mesela 1 üzeri 0, 2 üzeri 0, 3 üzeri 0, 4 üzeri 0 ya da 0 üzeri 0. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar üssü 0 olduğu zaman sayı, bakın 0 hariç bütün sayılarda eksi olsun, artı olsun, burayı unutmuyoruz. Sayının karşılığı 1 olur. 2 üssü 0, 1. 3 üssü 0, 1. 4 üssü 0, 1. 0 üzeri 0 ne olacak peki? İşte burası özel. Buraya yıldız atıyoruz. Bu tanımsız olur. 0 üssü 0 yoktur matematikte. Bu tanımsızdır. Ama 5 üssü 0, sonsuz üssü 0 hepsi 1. Tüm sayıların 0. kuvveti 1'dir. Ama eksi ve artı muhabbeti var. Bunu şimdi bahsettikten sonra göstereceğim arkadaşlar. Gelelim bakalım eksi sayıların üstlerine. Diyorum ki eksi sayıların üstleri. Şimdi eksi sayıların üstlerinde parantez yoksa eksi 1, parantez varsa artı 1'dir. Ama Bunu esas bunu bahsettikten sonra örnekte göstereceğim. O yüzden yazmadım. Eksi sayıların üssü diye başlık atıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Sayımız eksi ise mesela eksi 2 üzeri parantez 2. Eksi 2 üzeri parantez 1. Eksi 2 üzeri parantez 3. Eksi 2 üzeri parantez 4 gibi sayılarımız var. Bakıyoruz. Kural diyor ki sayımız eksi ve parantez içerisinde ise eğer üssümüz çift sayı ise 2, 4 ya da 0 gibi. Mesela eksi 2 üzeri 0. 0 da bir çift sayıdır. Yine müthiş bir bilgi. Bakın çok araştırıp öğreneceğiniz bir bilgi. Hocam ne var ki ya bunda diyeceksiniz. 0 ama ne yapacağım ben? 0 da çift sayı gibidir. Çift sayıdır arkadaşlar. Eğer sayımız eksi ve parantez içerisinde ise üslerimiz de çift sayı ise 0, 2, 4 gibi sayımız pozitif olur. Eğer sayımız negatif, üstlerimiz de tekse sonucumuz negatif olur. Üstümüzün çift olması sayımızı pozitif yapar. Peki bu nereden geliyor? Bunu göstereceğim. Arkadaşlar burada bakın 2 neyin ikisi? Parantez içerisinde eksi 2'nin kuvveti değil mi? Yani üstü sayı parantezin dışında. O zaman eksi 2 çarpı eksi 2 demek bu. 2 tane eksi çarpıldığında ne olur? Artıya dönüşür. Sonucum artı 4 değil mi? Unutmuyoruz. Eksi 2'nin birinci kuvveti. Yazdım eksi 2. Sonuç eksi 2. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti. Eksi 2 çarpı. Eksi 2 çarpı. Eksi 2'den. Eksi ile eksiyi çarp artı. Artı ile eksiyi çarp eksi. Şimdi sayıları çarpıyorum. 2 ile 2 4. 4 ile 2 8. Sonucum eksi 8'miş. Tek sayıları görüyor muyuz? Eksi yapıyor. Çift sayıları görüyor muyuz? Niye artı yapıyor? 2 eksinin çarpımı artı olur. Ama parantez varken diyorum. Bir daha ısrarla söylüyorum. Parantez var. Ve üssü çift sayı ise bu pozitif olur. Tek sayı ise negatif olur. Eksi 2 üzeri 4. Ne olacak arkadaşlar? Hiç 4 tane eksinin çarpımı pozitif olacak. Artı yazıyorum. 2'nin 4. kuvvetini hesaplayın. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 8. 8 çarpı 2 16. Artı 16. Eksi 2 üzeri 0. 0 çift sayıdır demiştim. Artı olacak. Bir sayının 0. kuvveti nedir? 1'dir. Artı 1. Şimdi geliyorum. Eğer parantez yoksa bunu da bahsedip ondan sonra soru ve problemlere geçeceğim arkadaşlar. Kesinlikle kaçırmayın diyorum. Mesela eksi 2 üzeri 0, eksi 2 üzeri 1, eksi 2 üzeri 2, eksi 2 üzeri 3, eksi 2 üzeri 4 bunları hesaplayalım bakalım arkadaşlar. Ve niye böyle oluyor bunu da söyleyeceğim. Parantez varken üstü sayı parantezin dışında olduğu için eksiği de tekrar kendi kendine çarptırır. Ama parantez yokken işlem önceliği kimdeydi? Önce üstü olduğu için mesela 2 üzeri 0 nedir? 2 üzeri 0 1'dir. Başına eksi geldi eksi 1. Parantez yoksa üstü sayımız negatifse üstü çift de olsa tek de olsa her zaman negatif olacak. Neden? Önce üst sonra negatif geldiği için yani sayı pozitife dönemiyor. İşlem önceliğinden kaynaklanıyor. Bir daha söylüyorum. Beni anlamaya çalışın arkadaşlar. Parantez varsa üssü sayımız çift olursa soru pozitife dönüyor. Sonuç pozitife dönüyor. Üssü sayımız tekse ne oluyordu? Negatif olarak kalıyordu. Ama parantez yoksa işlem önceliği önce üssü sayıda olduğu için önce 1 yapıyor sonra eksi başına geliyor. Önce 2 üzeri 1 2 yapıyor sonra eksi başına geliyor eksi 2. 2 üzeri 2 4 eksiyi başa al eksi 4. 2 üzeri 3 8 eksiyi başa al eksi 8. 2 üzeri 4 16 eksiyi başa al eksi 16 diyorum. İşte bundan dolayı şimdi anlattığım şeyleri gösteriyorum. Bunları yazdığınızı düşünüyorum. Son final açıklamasını yapıp sorularıma geçeceğim arkadaşlar. Mesela eksi 1 üzeri parantezde 0 ve eksi 1 üzeri 0'ın değerleri nedir? Bir sayının üzeri 0 1'di. Burada parantez olduğu için artı 1, parantez olmadığı için eksi 1. İnanır mısınız? Lise sona gelen öğrencilerin birçoğu dahi bunları bilmiyor. Dikkat edin. Ya Kadir Hoca bir şeyden bahsediyor ama bunun üzerine basıyor. Ya müthiş derecede önemli diyorum. İşlem yaparken, soru çözerken, sınavdayken bunlar karşınıza çıkacak diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bunları yazdıktan sonra Şimdi geliyorum teker teker kitabımızdan problemleri çözmeye. Sıra sıra yazıyorum arkadaşlar. Bayağı bir 7-8 tane problem çözeceğim. Arkadaşlar problemlerimiz geliyor. Birinci problem diyor ki eksi 2'nin ikinci kuvveti artı eksi 4'ün ikinci kuvveti artı eksi 5'in üçüncü kuvveti diye soruyor bize. Sakince önce şu parantez içlerini açıyoruz. Eksi 2'nin ikinci kuvveti neydi? Çift olursa pozitif oluyordu. Artı 4. Araya artı koydum. Eksi 4'ün ikinci kuvveti neydi arkadaşlar? Artı oluyordu. Parantez var. 4'ün ikinci kuvveti 16. Sonra eksi koydum. Sonra işaretin kendisine bakıyorum. Eksi 5'in üçüncü kuvveti. Tek olduğu için eksi oldu arkadaşlar. 5'in üçüncü kuvvetini oldu. 5 çarpı 5 25. 25 çarpı 5 125. Dikkat ediyorum. Şimdi hocam artı eksi bunlar da artı oldu. Hepsi artıya döndü. Topla 20. 125'e topla 145 etti sonucumuz. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyorum bir sonraki soruma. Geliyor bakalım. Bir sonraki soruyu yazıyorum. Eksi 3'ün ikinci kuvveti artı eksi 3'ün dördüncü kuvveti. Bakın bu parantezde değil, bu parantez içerisinde. Bu her halükarda negatifti. Eksi 9. Bu parantez olduğu için üzeri çiftse pozitif etti. Artı 3'ün dördüncü kuvveti 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 3 27. 27 çarpı 3 81. Eksi 9 artı 81. Ne oldu arkadaşlar? Çıkartma işlemi gibi düşünüyoruz. 81'den 9'u çıkartıyoruz. Bu pozitif, bu negatifse 81'den 9'u çıkartalım. 72 artı 72 oldu bizim cevabımız. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. 1 ile ilgili 3-4 tane soru sormuş. Demiş ki 1'in 4. kuvveti, 1'in 3. kuvveti, eksi 1'in 5. kuvveti, eksi 1'in 4. kuvveti. Şimdi 1 üzeri 4. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 1 üzeri 3, 1. Yalnızca eksi ve artısına dikkat edin. Eksi 1 üzeri 5. Parantez var, üzeri tek. Sonucum ne olacak? Negatif, eksi 1. Eksi var, parantez var ve üzeri çift. 4 yani. Ne oldu? Eksi 1'in 4. kuvveti artı 1 yaptı arkadaşlar. Geçiyorum şimdi bir dahaki sorularıma. Güzel problemler var arkadaşlar. Bunları kitabımızdan alıyorum, sorularımızı söylüyorum. Üssü değerlerini bulalım diyor. Evet. Eksi 1 üzeri 34. Eksi 19 üzeri 1. Eksi 2 üzeri 3. Eksi 3'ün karesi. Hepsini bizden sırasıyla istiyor. Başlıyorum. Eksi 1 üzeri 34. Eksi 1'in bütüncü kuvvetleri 1'di. 1'i yazıyorum. Eksi mi artı mı? Eksi üzeri çift olduğu için artı. Buraya geldim. Eksi 19 üzeri 1 direkt kendisidir. Parantezler ama üzeri tek olduğu için eksi. Eksi 19. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Parantez yok. Bu her halükarda negatif. 2'nin 3. kuvveti diyorum. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 8. Şimdi buraya bakıyorum. Dışarıdaki eksiyi kapadım. İlk eksim var. Yukarıda çift var. Eksi ben ne yapacağım? Adım adım. Bir işlemde 3-4 adımı yapmayın. Karıştırırsınız. Eksinin parantez var. Çift kuvveti artı oldu. 2'nin 9'u 3'ün ikinci kuvveti ne oldu? 9. Şimdi başına bir daha eksi geliyor. Bunu eksiyle çarpıyoruz. Eksi artı daha ne olacak? Eksi 9. Artı 9'du. Başına eksi gelince bunu eksiyle çarptık. Eksi 9. Anladık mı? Bunların hepsini birden yapmaya kalkarsak kafa karışabilir arkadaşlar. Yapmayalım. Evet. Sonra diyor ki 10 sayısının 1, 2, 3 ve 4. kuvvetlerini bulalım. 10 üzeri 1, 10 üzeri 2, 10 üzeri 3, 10 üzeri 4. Bunları bulalım. Evet arkadaşlar 10'da teker teker çarpmanıza gerek yok. Onun üzerinde ne varsa, hangi sayı varsa 1'in yanına o kadar 0 koyun. 10 üzeri 1 nedir? 10. 10 üzeri 2 nedir? 2 0 koyalım. 100. 10 üzeri 3 nedir? 1000. 10 üzeri 4 nedir? 10.000. 10 üzeri 20 olsa ne olacak? 1'in yanına 20 tane 0. Peki şunu soruyorum. 10 üzeri 18 kaç basamaklıdır? Sonunda kaç tane 0 olacak? Hocam 18 tane 18 basamaklı mı? Hayır. Bir de başında 1 var. 19 basamaklı. 10 üzeri ifadelerde. Dikkat edin. Onun üzerindeki sayı kadar 0'dır. Yanında bir çarpan veyahut da artık basamaklı sayılar varsa bunu eklersiniz. Yoksa sadece başındaki 1'i eklersiniz. artı bir basamak dersiniz. Örnek veriyorum 10 üzeri 27. Kaç basamaklı? 27 tane sıfır var. Bir de başında bir var. 28 basamaklı olacak diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Geçiyorum bir dahaki problemime. Ne diyor bakalım? Şöyle bir soru var. 10 üstü 3 eksi 10 üzeri 2 artı 10 üzeri 1 bölü 10 üzeri 1. Ne yapacağız? Hocam ben ne yapacağım bunu diyor. Aç teker teker yaz kardeşim. 10 üzeri 3 nedir? 3 tane sıfır var. 1000. Çıkarıyorum 10 üzeri 2 ney? 100. Artı 10 üzeri 1 ney? 10. Bölüyorum 10 üzeri 1 ney? 10. Yukarıdaki çıkartma şimdi yapamaz mısın? Sıra sıra ama 1000'den 100'ü çıkart. Ne olacak abicim? 1000'den 100'ü çıkardığımızda 900. 900'e 10 ekle. Ne olacak? 910. Yukarısı 910, aşağısı 10. Böldüğümüzde ne oldu? Bir sıfır bir sıfırı götürdü. Sonucum 91 olaraktan ortaya çıktı. Şimdi eksi 5'in 3. kuvvetini bize hesaplayın diyor. Eksi 5'in 3. kuvveti. Eksi 5 üzeri 3 bir dahaki sorumuzda. Parantez var. Üzeri tek. Ne olacak? Eksi olacak burası. 5'in 3. kuvvetini şimdi sayalım. Ben önce artıyı eksiyi koyarım sonra sayıyı bulurum. En kolayı bu. 5'in 1. kuvveti 5. 2. kuvveti 5 çarpı 5'ten 25. 3. kuvveti 25 ile 5 çarparsak 125. Artık bu sayılarla uğraşa kolaylıkla bulacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? 3 üzeri 4'ün 81 olduğunu, 3 üzeri 3'ün 27 olduğunu, 5 üzeri 2'nin 25 olduğunu falan filan bunlar artık uğraşa kolaylıkla bulacak sorular arkadaşlar. Arkadaşlar geçiyorum. Son bir final problemiyle konuyu bitiriyorum ama final problemi 5 yıldızlık söylüyorum arkadaşlar. Diyor ki kitabımıza da 7. soru olaraktan çözmüş bunu. Bir bakteri çeşidi deri çeşidi 15 dakikada bir ne yapıyor? 2'ye bölünüyor. 2'ye bölünüyor. Diyor ki bir kavanoza bu bakteriden bir tane bırakılıyor. Bir tane bırakılıyor kavanoza. Kaç saat sonra soruyor? 3 saat sonra 3 saat sonra kavanozda kaç bakteri var diyor. Haydi bakalım arkadaşlar. Hocam nasıl bir soru bu? Şimdi 15 dakikada bir 2'ye bölünüyor. Dolayısıyla mesela bırakıldı, bir tane bırakıldı. 15 dakika sonra 15, 30, 45, 60. Bu saatleri bulalım bakalım. 15 dakika sonra 2'ye katlandı 2. Bu 2 tanesi de 2'ye kat. Her biri 2'ye bölünecek değil mi? Ne olacak 30 dakika sonra? 2 ile çarp bunu 4. Bir 15 dakika sonra ne olacak? Çarp bunu 2 ile 8. Birinci saat sonunda ne yapacaksın abicim? 2 ile çarp bunu. Ne oldu? 16. Şimdi biz burada neyi gördük? Hocam her 15 dakikada bir 2'ye katlanıyor. Peki ben bunu... İşte 60'tan 3. saat kaç arkadaşım? 180 dakika doğru mu? 180. dakikaya kadar teker teker yazıp da bulsam bu da olur. 2 ile çarp işte şu 2 ile çarp şu hocam 2 ile çarp bu sayıyı çok büyüteceksiniz. Dikkat. Size burada kolay bir yöntem göstereceğim. Şu 60 dakikada kaç tane 15 dakika var? 4 değil mi? Bakteri kaça katlayacak o zaman? Kaç tane bölünme varsa 2 üzeri hani her bir bölünmede 2 katına çıkıyor ya o zaman 2'yi kaç kere çarpacağız kendisiyle? Hocam 4 bölünme vardı. 2 üzeri 4. 60. dakikada ne olacak? 2 üzeri 4'ten 16. Doğru mu? Süper. Şimdi 3 saatte kaç tane 15 dakika var? Kaç tane var? 1 saatte 4 vardı. 3 saatte 12 tane bölünme yapar o zaman. Doğru mu abicim? 12 tane bölünme yapacak. O zaman kaç tane bakteri üreyecek? Hocam her bölünmede 2'nin üstüne yazıyorsak biz o zaman 12 tane bölünme yaparsa 2 üzeri 12 adet bakteri olur. Süper bir soru. Bir daha söylüyorum bakın. Burayı gösterdik. Her 15 dakikada 2'ye katlandı. 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 60. dakikada 4. katlanışını yaptı. 16 oldu. Biz bunu başka türlü bulamaz mıyız dedik? Hocam her biri 2'ye 2'ye kat. 3'e katlansaydı 3 üzeri 4 diyecektik. 5'e katlansaydı 5 üzeri 4 diyecektik. Kaça katlanıyor? 2'ye bölünüyor diyor ya, aslında bir tanesi 2 tane oluyor. 2 katına çıkıyor demek. Anlaştık mı? Buradan dolayı 2 üzeri 4 oldu. 2 üzeri 4 16'dır. 3 saat sonra ne olacak? Kaç kez 15 dakikayı yapacağız? 1 saatte 4 tane 15 dakika var. 3 saatte ne olacak? 3 çarpı 4'ten 12 tane 15 dakika olduğunu bulduk. Demek ki 2 üzeri 12 katına çıkacaktı. 3'e bölünseydi 3 üzeri 12 olacaktı diyoruz. Mükemmel bir soru tarzı arkadaşlar. Mutlaka sınavlarda, testlerde görürsünüz diyorum. Buraya 5 yıldız attım. Geldik dersimizin sonuna. Konu anlatımımız burada bitiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese sevgiler, saygılar ve derslerinizde başarılar diliyoruz.